Sabahtan beri seni bekliyorum. Neredesin? Çok merak ettim. Nasıl oldu Feride Hanım? İyi. Çıktı hastaneden. Turgut Bey odasında mı? Evet, odasında. Ama birazdan duruşmalar başlayacak. Salih, nasıl oldu tüm bunlar? Varsa onu anlatsam. Olur. Müsait misiniz Sayın Savcı? Gel Salihçiğim, gel. Davalar var ama henüz vakit var. Çıktı mı Feride hastaneden? Senin haberin vardır diye soruyorum. Çıktı. İyi mi? Daha iyi. İnşallah. Tekrarı olmaz bu hadisenin. Sayın savcım, zannımca dosyaları incelemeye devam ediyorsunuz. Hala bana kızgın değilseniz ben de dahil olmak isterim. Otur lütfen. Teşekkür ederim. Sen hevesli, müstakbel bir meslektaşımsın. Benim görevim sana doğru yolu gösterip bir şeyler öğretebilmek Salihciğim. Ben de seninle mesai yapmak isterim. Ancak mütalaa bitti. Nasıl, anlamadım. Şimdi. Süleyman Bey'den kalan dosyalarda kabadayılarla ilgili mesleki bir bilgi var. Evet. Ama halihazırda bu adamları tutuklatacak gerekli ve yeterli bir delil yok. Olsa aynen Dalyan'ı yaptığım gibi onları da içeri atarım. Demek ki bilgiler nerede? Doğru. Arşivde. Gözler zaten polisin de bizim üzerimizde. Ama yaver, adliyedeki işbirlikçiler, bunların hiçbiri tespit edilmedi Sayın Savcım. Evet, ziyadesiyle haklısın. Ben tüm bilgileri teftiş kuruluna ilettim. Çünkü bunu incelemek onların işi. Demek ki artık tartışacak, araştırılacak bir şey yok. Müsaadenle. Duruşma salonunda olmam gerekir. Ya bu kabadayılardan biri Süleyman Bey'in düşmanıysa ya da azmettiricisiyse? Bunlar fevkalade senaryolar Salihciğim. Mamavi. Hepsi varsayım. Dosyada bununla alakalı en ufak bir bilgi bile yok. Değil mi ama? Yoksa vardı benim mi gözümden kaçtı? Var mı bir kanıtın? Cinayeti başka birinin işlemiş olabileceğine dair bir kanıtın, bir olağan şüphelin? Hayır. Olursa kapım her zaman sana açık. İnan. Ben de hakikatin peşindeyim. Çıkmayacak mısınız? Duruşmadan bekleniyorum da.